Peki hocam şiştiğinde, içerisinde kan pıhtısı olduğunda, böyle sertleştiğinde özellikle o pıhtıyı almadan geçmez mi? Ya da mesela hani yumuşak ya da ılık banyo derler. Evet. Yumuşak böyle suyla yapılan bir takım masaj teknikleriyle oraya bastırmak, sıkmak mı, yoksa mutlaka kesi yapıp oradaki o pıhtıyı almak mı gerekir? Şimdi en kolay metot bizce, yani cerrahi açıdan, lokal anestezi altında sadece o pıhtıyı almak çözüm oluyor. Ama ileride olacak hemoroid oluşumları da ona karışamıyoruz. Ama sadece o pakeyi, yani pıhtılaşmış bölgeyi dışarıya alarak da orayı rahatlatıyoruz, dolaşımı rahatlatıyoruz. Ancak tedavi sadece bu şekilde olmuyor. Bir de bazıları kabul etmiyor hastalarımız. Diyor ki efendim ben maddi olarak olamam, ben ameliyattan korkuyorum, ben ameliyat karşıtıyım veya bir yakınım oldu, rezil oldu falan şeklinde negatif düşüncelerle geldiği zaman ona da sıcak suya oturma banyosu ve özel bir diyetler veriyoruz. Bağırsağı rahat çalıştıran diyetler. Dolayısıyla buna uyarsa iyileşmesi oluyor şöyle, daha uzun sürede. Ama bazen buna rağmen olmuyor, yırtılıyor, kanaması oluyor, enfekte oluyor. Yine bir sıkıntılar olabiliyor ama kesin olarak en kısa sürede iyileştirme şeyi yapılacak 15 dakikalık lokal anestezi altında pıhtının çıkartılması ve hasta ayağa kalkınca işine dönmesi veya evine gitmesi. Peki bununla geriler mi olay tamamen, yoksa? Oradaki olay, yani o şimdi damarlar, toplar damar sistemi orada biraz geniş bir ağdır. Ama atar damar sistemi yukarıdan ve aşağıdan gelen iki bölümdür. Yukarıdan gelen en karın içinde tek damarken üç dala ayrılıp yukarıdan aşağıya iner. Bu atar damarlarla gelen kan kesilmediği sürece o tekrar tekrar olacaktır. Farklı bölgelerinde. Onun için ameliyatta şunu yapıyoruz biz. Ameliyatın esas şeyi şudur. Bir kadranda dahi olsa, o üç kadranın herhangi birisinde dahi olsa üç damarı da bağlamak gerekiyor. Venlerden mi bahsediyorsun? Arterlerden bahsediyorum. Arterlerden bahsediyorum. Çünkü ven zaten orada bir pake yapıyor. O pakeyi çıkartıyoruz. O pakelerin de oluş yerleri belli. Bu atar damarların giriş noktalarının hizasındaki bir duvar saati gibi düşünürsek makatı sırt üstü yattığımızda saat 3, 7, 11 hizalarından yaklaşık makata 6 santim içeride arterler dışarıdan iç dokunun altına, yani mukozanın altında giriş yaparlar. Bu noktada dağılmadan daha, bir takım dallar ayırmadan bağlarsanız onun dağıldığı bölgede hemoroid şansı son derece düşük oluyor. Yok gibi bir şey. Sıfır. Peki bu dolaşımı bozmuyor mu? Yani hayır. O damarları bağlamak herhangi... Şimdi sadece yukarıdan gelmiyor. Bacaktan gelen dallar, perineal dar dediğimiz, bu dallar geldi, orasının beslenmesi için yeterli oluyor zaten. Yani oradaki sadece toplar damarı yok etmek değil, asıl tabii atar damar dediğimiz, oraya tabii kan getiren damarları bağlanırsa eğer, bu kesin çözümdür, kesin tekrarlaması çözüm olmaz. Şimdi bir tanesinde varsa, yani saat 3, 7, 11 dedik, 3'te var mesela. Saat 10'un damarını bağladı, oradaki pakeyi aldı. Fakat yukarıda tek damar haline geldiği için diğer damarları, bir tanesini siz kapatınca diğerlerinin %50'şer olarak dolaşımı daha çok artacak. Tabii. Tekrar hemoroid olma riski daha artacak. O halde biz prensip olarak bir noktada dahi olsa veya üç kadranda dahi olsa mutlaka o damarların üçünü birden giriş noktalarında, yani 6 santim içeride dikerekten bağlıyoruz.